уменьшалось. И вот здесь вдруг такая так. Путин toplantıda çarpıcı açıklamalarda bulundu. Если он считает, что это выгодно для его страны. Düzenli bir şekilde her yıl gerçekleştirilen yıllık basın toplantısında Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sözünü tutan bir kişi olarak tanımladı. Erdoğan ile görüş ayrılıklarımız var. Böyle olsa bile Erdoğan sözünü tutan biri. Recep Tayyip Erdoğan'la görüş ayrılıklarının hatta zıt görüşlerinin bile olduğunu belirtti. Ancak sözünü tutan biri olduğunu, ülkesi için de sonuna kadar gideceğini vurguladı. Kombinat vlajil. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sarf ettiği sözler, Rusya'nın Türkiye'ye bakışını anlamak adına oldukça dikkat çekici. Putin bir yandan Türkiye ile anlaşmazlık noktalarının olduğunu dile getiriyor, diğer yandan da Erdoğan sözünü tutan bir adam. Ülkesi için iyi olduğunu düşündüğü bir şey varsa sonuna kadar gidiyor. Bu öngörülebilirlik için bir element. Kiminle muhatap olduğunuzu anlamanız çok önemli, diyor. Aslında Putin'in bu bakış açısı çok sağlıklı bir bakış açısı. Rusya 70 yıl önce yaptığı hatayı tekrar etmedi. Putin'in realist yaklaşımı Türkiye'yi pazarlık yapılabilir bir aktör olarak görmesini sağladı. Eski takipçilerimiz bilir, eski videolarımızda da bahsettiğim gibi Putin çok sinsi ve kurnaz bir lider. Putin Erdoğan'la arasını iyi tutmaya çalışmasında sinsi planlar var. Putin kafasında bambaşka planlar taşıyor. Emin olun ki bunun en başında Türkiye üzerinden NATO'yu yıpratmak var. Ama adım adım gelişen ikili ilişkiler süreci iki ülkenin de çok işine geldi. Türkiye güvenliğini sağladı. ABD'ye olan bağımlılığından kurtulup çıkarlarına göre hareket edebilirken Rusya kendi konumunu sağlamlaştırdı. Rusya ile ikili münasebetlerimizin çerçevesini hiçbir zaman diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedi. Diğer ülkelerin taleplerine veya dayatmalarına göre belirlemedi. Ülkelerin kendi şartları doğrultusunda doğalgazı nereden ve nasıl temin edecekleri ile ilgili kararlarına saygı duyulmalıdır. Devletin veya devletlerin egemenlik haklarını ihlal edip kendi vatandaşlarına hizmet vermelerinin önüne geçecek baskıların hiç kimseye faydası olmayacak. Uzun yıllar ve sınamalar neticesinde perçinlenen Türk-Rus dostluğu her iki tarafın da menfaatine sonuçlara vesile olmaktadır. Gereksiz bir romantizmden kaçınan ve gerçeğin hakkını veren bir açıklama. Gerçekten Türkiye ile Rusya birçok konuda stratejik bakış farklılığına sahip. Suriye, Libya ve Karabağ bunların başında geliyor. Bu bölgelerde Türkiye ve Rusya hep karşı karşıya geliyor. Aslında bakarsanız coğrafi yakınlıkları ve tarihsel arka planı açısından bu iki ülkenin birbiriyle rekabet halinde olması kadar doğal bir sonuç yok. Dahası her seferinde iki ülke arasında çekişmeli de olsa iş yapabiliyor olmasının verdiği bir rahatlık meydana geldi. Ancak bu rahatlık bütün stratejik meselelerin çözülebildiği anlamına gelmez. Dediğim gibi sahada ABD ile hep karşı karşıya geliyorsak, Rusya'yla da hep karşı karşıya geliyoruz. Ancak Putin, ABD gibi Türkiye'yi marjinalize etmeye, dışlamaya, yaptırımlar uygulamak gibi aptalca politikalara gitmiyor. Putin, Erdoğan'la sahada hep karşı karşıya gelse de ikili ilişkinin sürdürülebilirliğini koruyor. Şartlar değiştiğinde yepyeni bir ilişki biçimi de doğabilir. Ancak bu karşılıklı anlayış çerçevesinde Türkiye ve Rusya yakın coğrafyanın en fazla güçlenen iki aktörü haline geldi. Bu Erdoğan ve Putin'in zekasından başka bir şey değil. Makul olansa bunu sürdürebilmektir. Biliyoruz ki bu Türkiye-Rusya ilişkilerinin normalleşme sürecini özellikle bozmaya yönelik bir provokasyondur. Ama bu provokasyona gelmeyecek kadar
Rusya yönetimi ve Türkiye Cumhuriyeti yönetimi de irade sahibidir. Завершающей частью вашего вопроса трагедии, которая недавно Karlov'un öldürülmesi hem Rusya'ya hem de Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmaya yönelik bir eylemdi. Rus uçağının düşürülmesinden sonra bu emri verenlerin amacının Rusya-Türkiye ilişkilerini bozmak olduğu yönündeki açıklamalara şüpheyle bakıyordum. Fakat artık buna ikna olmaya başladım. Açık konuşmak gerekirse uçağımızın Türk liderliğinin emri olmadan Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermek isteyen insanlar tarafından düşürüldüğü tezine şüpheyle bakıyordum. Fakat Büyükelçimize bir polis tarafından düzenlenen saldırı ardından fikrimi değiştirmeye başlıyorum. Bana göre her şey mümkün. Yıkıcı unsurların, emniyet ve istihbarat teşkilatları ve ordu da dahil olmak üzere Türk devlet organlarına derin bir biçimde nüfuz etmiş olması mümkün. Fakat kendimde birilerini bir şeyle suçlama hakkını görmüyorum. Karlov'un öldürülmesi Rusya-Türkiye ilişkilerine zarar vermeyecek. Bu trajedi ilişkilerimizi etkilemeyecek çünkü bu ilişkilerin ne kadar önemli olduğunu anlıyoruz. Onları geliştirmek için pek çok şey yapacağız. İlişkilerimizdeki gerilimin ardından ortak bir zemin bulabildik. Umarım gelecekte uzlaşılar bulabileceğiz. Aynı dersi ABD alır mı? Göreceğiz. Şunu açıkça söyleyelim. Bu yaptırım işinin yolunu ABD açtı. Hem dünya siyasetine karışmaya niyetleri yok, hem kendi istedikleri olsun istiyorlar. Hem de Türkiye buna razı olmadığı için öfkeleniyorlar. İşte bu hiç de makul değil. Tabii ki Türkiye için en iyi senaryo, ABD'nin de Rusya gibi bir bakış açısı geliştirebilmesidir. Bu Türkiye'nin alternatiflerini çoğaltır. Fakat ABD henüz o aşamada değil. Sanırım ortaya gelmek için ABD'nin başka bir yerlerde başka bir sorunla karşılaşmasını beklemek zorundayız. Mesela Kıbrıs Barış Harekatı sonrasında da Türkiye'ye ambargo uygulanmıştı. Fakat 3 yıl sonra Afganistan ve İran karışınca ABD tekrar Türkiye'ye yakınlaşmak durumunda kalmıştı. Benzer gelişmeler neden olmasın? Hele ki dünyadaki karmaşa ve sarsıntılar düşünüldüğünde hiç de uzak bir ihtimal değil. Sabır ve direnç, stratejik hesaplamaların en önemli unsurlarındandır. Türkiye kritik güvenlik meselelerini son 4 yıl içinde çözmüş olduğundan bu sabrı gösterebilecek durumda. Türkiye'yi iç ve dış politikada hak ettiği gibi anlatmak ve insanları bilgilendirmek için yoğun araştırmalar ve emekler harcadığımız Savunan Adam kanalımıza katılarak ve abone olarak destek olmayı unutmayın. Selam ve dua ile. Kutlu Yolda bize destek olan, bizimle yürüyen herkesten Allah razı olsun.